Güvenlik dengesinde özgürlüğü feda eder nitelikte. Bunu doğru bulmadığımızı Sayın Bakan'a birkaç gündür anlatmaya çalışıyoruz. Bir ülkenin en dünyaca bilinen meydanında 1 Mayıs kutlanmıyorsa o ülkede demokrasi sorgulanır. Bir ülkenin herhangi bir noktasına güvenlik güçleri kullanılarak emekçiler ya da göstericiler sokulmuyorsa orada bir iktidardan, bir muktedirlikten değil bir tedirginlikten bahsetmek lazım. Tedirgin iktidarlar özgüvensiz iktidarlardır. Ve kaba kuvvetle sağlanan iktidar gitgide sonu yaklaşan bir iktidardır. Önemli olan hiç kaba kuvvete, güce gerek olmadan özgürlüklerle ve güvenlik özgürlük dengesinde özgürlükleri gözettiğinizde demokratik bir iktidarı kurmuş olursunuz. Bugün yaşananlar iktidarın özgüvensizliğini gösteriyor. Türkiye'deki demokrasi eksikliğini gösteriyor. Ama bugün burada hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de çok sayıda sendikanın bir arada omuz omuza toplanabilmiş olması ve Taksim hedefine doğru hareket ediyor olmaları önemli bir kazanımdır. Önemli olan bayrama halel getirecek emekçilere kullanılacak şiddetle yaralanmaların olmadığı, ne polisin ki onlar da birer emekçidir, ne de emekçilerin bayramda üzülmedikleri, yaralanmadıkları, kötü şeylerin olmadığı bir günü yaşamak için örgütümüz, belediyemiz hep birlikte gayret gösteriyoruz, çaba içindeyiz. Ama bir gün Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İçişleri Bakanı ile görüşme şansınız oldu mu? Yasakla alakalı. Defalarca görüştük. Maalesef bir İçişleri Bakanı'nın kişisel olarak iyi niyetli diyaloğa açık çabasını takdir etmekle birlikte İçişleri Bakanı'nın üzerindeki bir irade tüm uzlaşma ve bayramı bayram gibi kutlamak için müzakere imkanlarını ortadan kapatıyor. Yoksa İçişleri Bakanı kişisel gayreti tamam ama her konuda, her aşamada bir yerde tıkanılıyor. Birileri Taksim'i kendinin egemenlik sancağı olarak görüyor ve oraya girince egemenliğimiz sarsılacak sanıyorlar. Oysa ki herkes özgürce Taksim'e girip çıkabildiği zaman sizin egemenliğiniz tescillenir. Polis de Taksim'i koruyorsanız o zaman aslında sizin egemenliğiniz polis kuvvetine dayalıdır. Bunlara dünya demokrasileri polis devleti diyor. Demokratik devletlerde böyle şeylere ihtiyaç duyulmaz. Önemli bir eksikliktir. Bu vakitten sonra da İçişleri Bakanı'yla yeni bir şey konuşmanın anlamı yok. Çünkü kendisi maalesef kabul edilmedi, maalesef uygun görülmedi diye cevaplar veriyor. Öyle olunca da biz kendi çağrımızı yaptık örgütümüzle birlikte. Değerli İstanbul'un seçilmiş ve geçen seçimden sonra çok daha yüksek oyla seçilmiş, İstanbulluların İstanbul'u yönetsin diye yeniden yetkilendirdiği Ekrem İmamoğlu ile birlikte buradayız. Hep birlikte şimdi de sendikaların başkanlarını ve değerli emekçilerin bayramını kutlamak üzere müsaadenizle hareket ediyoruz. Genel başkanımız zaten gerekenleri söyledi. Ben sadece Saraçhane'deyiz. Saraçhane biraz da Sayın Genel Başkanım, hani zorluklarla mücadelenin simgesi oldu. Bazen demokrasiye müdahalenin simgesi oldu. Bazen özgürlüklere müdahalenin simgesi oldu. Bazen hukuksuzluğa müdahalenin simgesi oldu. Muhtemelen bugün de emekçinin 1 Mayıs'ta Taksim'de olma arzusuna müdahaleye ses veren İstanbulluların simgesi oldu. Saraçhane böyle özel bir konuma evrildi. Umarım bunlar olmaz ve Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bir an önce 1 Mayıs'taki şölene, 1 Mayıs kutlamalarına kavuşuruz. Tamam. Yavaş yavaş.
Eyvallah. Murat. Ne oldu ya? Ne?